ZK Sync Era tarafında airdrop kovalamaya devam ediyoruz. Şimdi de ZK Sync tarafının gözde cüzdanlarından olacak ve airdrop ihtimalini artıracak Argent X mobil cüzdan kurulum videosuyla birlikteyiz. Herkese selamlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Bu videoda hem Argent X'in mobil versiyonunu kuracağız hem de ZK Sync Era desteğine erişebilmek için başvuru yapacağız. Hazırsak video detaylarına başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mobil cihazıma geçtim. Öncelikle ben Android bir cihaz kullandığım için Google Play Store'a girdim. Siz de basit bir şekilde girebilirsiniz. Ardından arama bölümüne Argent X yazacağım. Sonrasında aramaya basıyorum. Ve gördüğünüz gibi karşıma Argent X Layer 2 cüzdanı çıktı arkadaşlar. Hemen yanındaki yükle butonuna basıyorum ve yüklenmesini bekleyeceğim. Evet, kurulumumu tamamladım. Şimdi buradan aç diyerek uygulamamı açacağım. İzin verdim. Buradaki sekmeleri direkt olarak atlıyorum. Ardından karşıma iki tane seçenek çıktı. Birincisi Create a New Wallet, yani yeni bir cüzdan oluşturma. Ve alttaki I have an Argent Wallet da, eğer bilgisayarınızda bir Argent Wallet varsa onun cüzdan kurtarma kelimelerini ikinci seçeneğe girerek mobilden de açabilirsiniz. Ben hemen Create a New Wallet diyerek yeni bir cüzdan açacağım. Burada cüzdan hesabıma vermek istediğim ismi girmemi istiyor benden. Hemen bir şey sallıyorum. Ardından aşağıda ismimin uygun olduğunu söyledi bana. Direkt olarak OK'a basarak devam ediyorum. Hüküm ve koşulları onaylıyorum. Ardından karşıma e-mail adresi girme bölümü geldi. Buradaki bölüme herhangi bir e-mail adresimi gireceğim. E-mail adresimi de girdikten sonra OK'a basıp devam ediyorum. Şimdi şu anda az önce yazdığım e-mail adresine bir tane onay maili gönderdi. Hemen bu onay mailini mailime giderek onaylayıp devam edeceğim. İsterseniz buradan Open Mail App diyerek de telefonunuzdaki mail uygulamasını açabilirsiniz. Hatta size de bilgisayarım üzerinden gelen maili şöyle göstereyim. Buradaki Verify e-mail butonuna tıklayarak onay işlemini tamamlayabiliyoruz. Evet, e-mail'den verdiğim onaydan sonra karşıma telefon numarası girme ekranı geliyor. Hemen buraya da telefon numaramı tuşluyorum. Ardından OK tuşuna tekrardan basıyorum ve şu an telefonuma gelecek onay kodunu buraya girmem gerekecek. Evet, onay kodumu da tuşluyorum. Ardından onaylanmasını bekledim. Şu anda da cüzdanımın giriş şifresini belirlememi istiyor arkadaşlar. Hemen buradan bir tane şifre belirliyorum. Şifrenizin 6 haneli olması gerekiyor. Ardından şifremi tekrardan tuşluyorum. Ve evet, işlemler bu kadar arkadaşlar. Şu anda Argent X mobil cüzdan kurulumunu gerçekleştirmiş bir haldeyiz. İsterseniz buradan Google Drive yedeklemesini seçerek de telefonunuzu kaybetseniz veya değiştirseniz bile Google Drive üzerinden cüzdanınızı istediğiniz zaman erişebilirsiniz. Bunun için de buradaki Enable Now'a tıklıyorum. Ardından karşıma bir e-mail seçme yeri geliyor. Buradan hangi Gmail'inize bağlı drive'a yedeklemek istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben yine kaydolduğum mailimi seçiyorum. Ardından iznimi verdim. Evet, gördüğünüz gibi artık kurulum işlemini tamamen tamamladık arkadaşlar. Şimdi size biraz da bu cüzdanın kullanımından bahsetmek istiyorum. Örneğin mesela bu cüzdana para atmak isterseniz ana sayfada yer alan Receive butonuna basarak karşımıza çıkan seçeneklerden Argent X cüzdanımıza bakiye yollayabiliyoruz. Mesela burada Deposit From Exchanges var. Buna tıkladığımız zaman bizi direkt tarayıcıya yönlendiriyor. Tarayıcıda da Layerswap IO sitesini açıyor arkadaşlar. Burada üst tarafta yer alan Exchange kısmına tıkladığımız zaman hangi borsadan buraya para göndermek istediğimizi seçiyoruz. Örneğin Binance yapalım. Aşağı tarafta da gördüğünüz gibi ZK Sync Lite yazıyor. Yani ZK Sync'in bir önceki versiyonu. Bunu şu anda kullanmanızın pek bir anlamı yok. Zaten biz ileride ZK Sync Era mainnetine erişim hakkı kazandığımız zaman yine buradan ZK Sync Era'yı seçip Binance'den buraya para yollayabileceğiz. Aşağıdaki amount kısmına da ne kadarlık bir bakiye yollamak istediğinizi seçiyorsunuz. Bunu Ethereum cinsinden veya gördüğünüz gibi USDC seçeneğimiz var bir de. İkisinden birini seçerek bu aşağıdaki cüzdan adresine bakiyelerinizi borsalardan yollayabiliyorsunuz. Hemen geri dönelim. Cüzdanımı tekrardan açıyorum. Tekrardan receive'e girdim. İsterseniz borsalar haricinde diğer Web3 cüzdanlarından gönderebiliyoruz. Bunun için de From Another Wallet seçeneği var. Burada gördüğünüz gibi MetaMask, diğer hardware yani fiziksel cüzdanlardan Ledger, Trezor veya KeepKey gibi cüzdanlardan gönderebiliyoruz. Veya ZK Sync 1.0 web cüzdanından gönderebiliyoruz. Örneğin
MetaMask'ten göndermek istiyoruz diyelim. MetaMask'i seçiyorum. Ardından karşıma bir tane URL çıkardı arkadaşlar. Buradaki copy URL butona tıklayarak bu URL'yi kopyalıyorum. Şimdi örnek olması açısından mobil MetaMask uygulamama geçiş yapacağım. Evet, mobil MetaMask uygulamama geçiş yaptım. Siz de mobil MetaMask kurulumuyla alakalı bilgiyi şu an kartlarda çıkan videodan alabilirsiniz. MetaMask'in içindeyken sağ aşağı taraftaki tarayıcı butonuna tıklıyorum. Ardından ben önceden girmiştim. Hemen bunu silelim. Az önce kopyaladığım URL'yi üstteki arama çubuğuna yapıştırıyorum. Ardından adrese gidiyorum. Burada gördüğünüz gibi bize özel bir tane sayfa açtı arkadaşlar. Buradaki Add Funds butonuna tıklıyorum. Ardından karşıma MetaMask ile ödeme veya kredi kartı banka ile ödeme seçenekleri çıkıyor. MetaMask'i seçiyorum yukarıdan. Tekrardan MetaMask'ime tıklıyorum. Evet, burada gördüğünüz gibi MetaMask'imde Ethereum ağında yer alan Ethereum bakiyelerimi aşağıda gösterdi zaten. Burada ne kadarlık Ethereum göndermek istiyorsam onu seçiyorum. Örneğin çok ufak bir miktar birlikte gönderelim. Miktarı girdikten sonra send diyorum. Ardından MetaMask'imden onay verdim. Yine burada da işlem ücretlerini onaylıyorum. Evet, şu an onay kısmında bir sıkıntı var arkadaşlar. Fakat şu an zaten ZK Sync Lite ağına bir para göndermemize gerek yok. Bu işlemleri sadece örnek olması açısından gösterdim. ZK Sync Era Mainnet'e geçince de yine şu anda gösterdiğim seçeneklerle cüzdanımıza bakiye yollayabileceğiz. Hemen tekrardan cüzdanımıza geri dönelim. Evet, bu şekilde Argent X mobil cüzdanımıza bakiye gönderme işlemlerini yapabiliyoruz. Aynı zamanda burada ana sayfada swap kısmı var. Bakiyemizi gönderdikten sonra burada alışkın olduğumuz şekilde yukarıdan hangi coin'i çevirmek istediğimizi, aşağıya da çevireceğimiz coin'i girip swap işlemini de basitçe tamamlayabiliyoruz. Aynı zamanda burada sağ aşağı tarafta send bölümü var. Buradan da add contract butonuna tıklayarak hangi cüzdan adresine transfer yapmak istiyorsak onu giriyoruz. Ardından buradaki kontrata gönderim işlemini yapabiliyoruz. Aşağıdan da network olarak ZK Sync 1.0 yani Lite veya Ethereum olarak iki tane seçeneğimiz var. Bu şekilde cüzdanı kullanabiliyoruz. Aynı zamanda invest bölümümüz var. Burada istersek kredi kartıyla kripto alabiliyoruz veya elimizdeki kriptoları yine buradan swap bölümünden yapabiliyoruz. Aynı zamanda aşağıda da stake bölümleri yer alıyor arkadaşlar. Direkt cüzdan üzerinden DAI, Ethereum, USDC veya Rapid BTC seçeneklerinden birini seçerek buradaki stake ve lending işlemlerinden de faydalanabiliyoruz. Cüzdan kullanımımız bu şekildeydi. Burada sol üst köşede gördüğünüz gibi ZK Sync 1.0 seçili arkadaşlar. Şu anda mobil cüzdanlarında ZK Sync Era Mainnet'i yani yeni versiyonuna geçtikleri sürüm bulunmuyor arkadaşlar. Bunun için de ne yapacağız? Şimdi o kısma geçelim. Evet, bilgisayarıma döndüm arkadaşlar. Argent X'in açtığı waitlist formuna geldim ve ZK Sync Era Mainnet'ine Argent X mobil cüzdanı üzerinden erişim hakkı için buradaki formu doldurmam gerekiyor. Bu arada Argent X'in tarayıcı üzerindeki versiyonunda ZK Sync ağını kullanamıyoruz. Hemen forma geldikten sonra buradaki start butonuna tıklıyorum. Ardından karşıma e-mail adresi girme bölümü geliyor arkadaşlar. Burayı isterseniz mobil cüzdanı kurarken kullandığınız mail adresini girebilirsiniz. İsterseniz de herhangi bir mail adresi girip ardından ZK Sync Era mailnetine katılım hakkı kazanırsanız buraya girdiğiniz maille sonradan da Argent X mobil cüzdanına kayıt yaptırabilirsiniz. Hemen buraya mail adresimi giriyorum. Ardından submitledim. Evet, işlemler bu kadar. Buradaki listeye kaydolduğum zaman eğer ZK Sync Era mainnetine erişim hakkı kazanırsam Argent X tarafından buraya girdiğim mail adresine bir tane onay maili gelecektir. Artık ondan sonrasında da buraya girdiğim mail ile açtığım Argent X mobil cüzdanından ZK Sync Era mainnetini kullanmaya başlayabileceğim. Umarım hepimiz ZK Sync Era mainnetine Argent X cüzdanı üzerinden erişim hakkı kazanırız. Bundan sonra gelecek ZK Sync videolarımızı kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum bırakarak bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasında yardımcı olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.